Valla tüm fotoğrafları istiyorum. Çok değerli kaymakamımızın veda yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bu gecemize eşlik ettiğiniz için, teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Kaymakam'ın yaklaşık 2 yıldır içimizde büyük bir özveriyle, gayretle hizmet etmektedir. Yediler yetmişe, köyden şehirciye kadar hepimizin gönlünde oturmuş, kapısı herkese açık, yüreği herkese açık bir kaymakamımızdır. Ben hepimizin huzuruna tekrar teşekkür ediyorum ve Sayın Kaymakam'a kuvvetli bir alkış istiyorum. Bugün benim için açıkçası hüzünlü bir gün. Niye? Çünkü 2 yıl hep beraber burada bir beraber ve kardeş olarak bir güç birliği yaptık. Ve hamdolsun Beytüşşebat'ta sizlerin büyük desteği ve duasıyla 2 yılımızı büyük bir onurla ve gururla bitiriyoruz. Bu açıdan tüm Beytüşşebat'lara ne kadar teşekkür etsem azdır. Beytüşşebat'a kaymakam olarak geldik. Ama Beytüşşebat'tan ayrılırken Beytüşşebat'lı bir kardeşiniz olarak buradan ayrılıyorum. Niye? Çünkü benim hayatımdaki 2 önemli dönüm noktasını beraber yaşadık. Bunlardan birincisi hüzünlü olan dönüm noktasıydı. Rahmetli babamı kaybettiğimde tüm Beytüşşebat'la 7'den 70'e burada taziyemize gelerek yasımıza ortak oldular. Ve o taziyede göstermiş oldukları o muhabbet, o güzellik bizim asla ve asla unutamayacağımız bir hadisedir. Ben kızımı Katodağ'ın ters lalesi olarak seviyorum. Katodağ'ın gülü diye seviyorum. Ve böyle de sevmeye devam edeceğim. Ve her sevdiğimde Katodağ'ın gülü diye sevdiğimde de inanın tüm Beytüşşebat'ları, tüm Beytüşşebat'lı çocukları sevdiğimi hissedeceğim için, kendi çocuklarım için ne istediysem Beytüşşebat'lı kardeşlerimin çocukları ve evlatları için de aynı şeyi istedim. Bizim için birinci önceliğimiz gençler ve çocuklar oldu. Gençlerim ve çocukların şanlı bayrağımızın altında güzel bir geleceğe umutla koşması için, terörden, şiddetten uzak bir şekilde yetişmesi için bütün MESA arkadaşlarımla beraber, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz, hem de müftülüğümüz ve din görevlisi arkadaşlarımızla beraber sizlerin de desteğiyle bir takım çalışmalar yaptık. Hakkınızı helal ediniz. Hakkı helal edin. Kıda ekiyetim gübrateyim ve kaiyim daim biket. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ez gelek hez heva diküm. Ben sizi çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Beytüşşebat'lıyım. Beytüşşebat'ı çok seviyorum. Ve bu bilinç ve düşünceyle
Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Emanet-i Hudeybi. Allah razı olsun Sayın Kaymakam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Söz alın. Sayın Kaymakam'ın Beykir Şarap için yaptığınız hizmet için çok teşekkür ediyorum. İyi niyetiniz için Sayın Kaymakam'ın. Bir de benim için çok önemli olan bir şeyi vurgulamak istiyorum. 30 yıldır PKK terör örgütünün tablosunu, sistemini kırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hakkınız ödenmez, belki biz ödemeyiz ama inşallah Allah tarafından görürsünüz Sayın Kaymakam'ın. Sayın Kaymakam'ın geldikten sonra ihtiyacı olan bazı insanlara sıcak yemek dağıttık. Ve Şevap'ta şu ana kadar bile ona yüzde veya bin kişiye dağıtılmış yemeği ne basına, ne yayına, ne hiçbir Allah'ın kulunun kulağına girmedi. Bu bizim için en büyük bir nimettir. Ve şu ana kadar o yemeği kime verdi peki Sayın Kaymakam kendisi de bilmiyor. Ve yayına da yapmadı. Şimdi biz burada bir taraf, bir kaymakam geldi pek çoğu. Ama biz Sayın İsmail Pendik'i bir Bekir Şevaplı olarak, kaymakam olarak gönderiyoruz, burada yolcu ediyoruz. Bundan sonra inşallah yapılacak tüm görevler en iyisindeyse Allah onu nasip etsin ve başına gelir. Kendisinin minnettarı Bekir Şevap hiçbir zaman İsmail Pendik olarak unutulmaz ve unutmayacağız. Allah yar ve yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Haklarınız anısına küçük bir plaket hediye ediyoruz. Mikrofon al. Nerede olursanız bak bir tane yiyelim. İzmir'de kaymakam. Ama siz ondan önce geliyorsunuz. Ben çok iyi görüyorum. Tamam. Biz de siz. Aynen. Seninki? Seninki niye böyle çıktı? Ben iyi teşekkür ederim. Bakayım seninki.